Sevgili izleyiciler, dünyada 1 milyar 300 milyon kişi hala elektriksiz yaşıyor. Bu yaşadığımız çağda kabul edilemez bir rakam. Enerji kaynaklarına talep olduğu gibi maliyet de artıyor. Daha fazla tüketim daha fazla çevresel felakete yol açıyor. Yeni, güvenli ve güvenilir enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Ülkeler kendi konumlarına göre enerji politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Ama çok büyük bir değişiklik şimdilik öngörülmüyor. İşte Uluslararası Enerji Ajansı'nın önümüzdeki 25 yılı incelediği yıllık rapordan ayrıntılar. Alparslan Esmer'in haberi. Yakın gelecekte alternatif enerji kaynaklarının fosil yakıtlarının yerini alması beklenmiyor. Fiyatı artsa da petrole ihtiyaç azalmayacak. Önümüzdeki yıllar doğal gaz açısından altın çağı olabilir. Hala talebin yoğun olduğu kömürün son 10 yılda ekonomik büyümeye katkısıysa diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında %50 oldu. Bu da aynı zamanda küresel ısınmaya yol açan karbondioksit salımının artmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bu bulgular Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan World Energy Outlook 2011 Dünya Enerji Görünümü adlı raporda yazıyor. Ajansın raporu bir süre önce Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın ağırladığı bir toplantıda açıklandı. Raporun ayrıntılarını açıklayan kişi ise bir Türk. Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Fatih Birol. Çin, dünyanın en çok enerji tüketen ülkesi olacak. 2035 yılında Amerika'dan %70 daha fazla enerji tüketen ülke haline gelecek. Çin aynı zamanda birkaç yıl içinde karbondioksit salımında Avrupa'yı geçecek. Kendi iç talebini baskı altına alan ve yeni standartlar uygulayan Amerika enerji güvenliğine daha az önem verecek. Amerika dışarıdan petrol ve doğalgaz ithalatını azaltacak ve iç üretimini artıracak. Ancak Avrupa dışarıya daha fazla bağımlı olmaya devam edecek ve bu da piyasalardaki oynamalara karşı daha savunmasız hale gelmesine yol açacak. Rusya doğalgaz üretimini yeni teknolojilerle verimli hale getirebilirse bir gram fazla üretim yapmadan ihracatını iki katına çıkarabilecek. Fatih Birol'a göre önümüzdeki 25 yılda en çok yatırım yapılan enerji kaynakları doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynakları olacak. Petrole talep doğalgazdan daha az olacak. Göreceli olarak yeni bir alan sayılan yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım ağırlıklı olarak devlet destekli olmaya devam edecek. Japonya'daki depremle birlikte zarar gören Fukushima santralindeki radyasyon sızıntısı bazı ülkelerin nükleer enerjiden tamamen vazgeçirirken bazı ülkeler nükleer enerji politikalarına devam edecek. Bu arada Fatih Birol Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda enerji alanındaki gereksinimlerini Amerika'nın sesine değerlendirdi. Türkiye esasında Avrupa ortalamalarında üzerinde. Çünkü Türkiye'de petrol talebi çok hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle özel arabalara artan ilgi, daha çok araba kullanılması ve Türkiye'nin de yerli petrol üretimi olmamasından dolayı Türkiye'nin petrol ithal talebi çok hızlı bir şekilde artacak. Ve benim kaygım petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Türkiye'nin cari açıklarına bu artışın kötü bir şekilde damga vuracağı ve Türkiye'nin petrol fiyatlarının Türkiye'nin ekonomisi ileride başına bela olabileceği. Anlıyorum. Peki Türkiye'nin gelecek dönemde hangi enerji kaynağına daha fazla ihtiyacı olabilir bu durumda? Türkiye'nin her türlü enerji kaynağına ihtiyacı var. Şu anda şunu alalım ya da bunu almayalım lüksüne sahip değiliz ama önümüzdeki dönemde özellikle enerjiyi daha verimli kullanmaya çalışırsak bu çok önemli olur. Bunun dışında yenilenebilir enerji kaynaklarımızı geliştirmemiz lazım. Rüzgar, su ve güneş ve ayrıyeten de nükleer enerjinin de Türkiye'nin gündeminde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nükleer enerji hem elektriği ucuza üretebiliyor hem de çevreye fazla yararı olmuyor. Peki şu açıdan sorayım. Sanayileşmiş ülkeler Fukushima'daki depremden sonra nükleer enerjiden vazgeçmeye başladılar. Türkiye'nin nükleer enerjiye dönmesi böyle bir dönemde nasıl bir gelecek gösterebilir? Şimdi sanayileşmiş ülkelerin bazıları dediğiniz gibi Almanya, İsviçre nükleer enerji sırtlarını döndüler. Ama bununla birlikte bazıları da
Kore gibi, efendime söyleyeyim, Amerika gibi, İngiltere hala nükleer enerjiye çalışıyorlar. Türkiye ile bu ülke arasındaki fark şu: bu ülkelerdeki elektrik talebi %1, bilemediniz %2 büyüyor yılda. Türkiye'de elektrik talebi %8, %9 büyüyor. Türkiye'nin çok fazla elektriğe ihtiyacı var. Çünkü biz daha gelişmekte olan bir ülkeyiz. O bakımda elektrik talebini karşılamak için ben nükleer enerjiye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Dünya Enerji Görünümü 2011 raporu zamanda harekete geçilmemesi durumunda felaket senaryoları sunuyor. Mevcut ekonomik büyüme politikalarının devam etmesi durumunda bu yüzyılda küresel ısınmadaki ortalama artış 6 derece olacak. Bu büyük bir çevresel felaket anlamına geliyor. Dünya liderlerinin önceki Kopenhag, daha sonra da Cancun zirvelerinde vardığı ortalama 2 derecelik artış hedefini tutturmak içinse devletlerin enerji politikalarını ciddi bir şekilde gözden geçirmesi gerekecek. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi 2012'de kuruluşunun 70. yılını kutlayacak. Yıl dönümü için hazırlanan takvimden almak istiyorsanız bize adınızı ve adresinizi gönderin. E-mailimiz tr@voanews.com.